Dünya denizlerinde 32 binden fazla balık türü var ve bunların her birinin kendine ait karakteristik özellikleri var. Kendi çevremizden ve marketlerden tanıdığımız ürünler arasında olan konserve ton balığı ya da çeşitli formlardaki somon balıkları tüketebileceğimiz tek seçenek elbette ki değil. Özellikle İspanya kıyılarından uskumrugillerden bir balık olan bonito, mezgit, ringa ve tilapia gibi diğer balıkların da düzenli ve dengeli beslenme üzerinde önemli yerleri var. Yemek için en sağlıklı balık hangisi? İşi insanların beslenmesi üzerine olan uzmanlar, her hafta en az 2 porsiyon balık yenmesi gerektiğini üzerine basarak belirtiyorlar. Düzenli balık tüketiminin daha sağlıklı beyinle bağlantısı var ve dahası, kardiyovasküler sağlığı da güçlendirirken aynı zamanda kilo kaybını da destekliyor. Balık tüketimi ile ilişkilendirilen bir diğer konu başlığı da, balığın bünyesindeki omega-3 yağ asitleri sayesinde kandaki lipidleri güçlendirip, kalp rahatsızlıklarına karşı bir koruma sağlaması. DHA ve EPA olarak bilinen omega-3 yağ asitleri, somon, ringa, ton balığı ve diğer tüm yağlı balıklarda vardır ve trigliserit ile kolesterolü düşürebilir, tansiyonu ve plak oluşumunu azaltabilir. Balıktan elde ettiğiniz besinler aynı zamanda vücuttaki iltihaplarla mücadele etmekte de başarılıdır ve Crohn hastalığı, artrit ve lupus gibi iltihaplanmalarla doğrudan ilişkili rahatsızlıkların belirtilerini de azaltabilir. Eğer forma girmek ve zayıflamak için çaba sarf ediyorsanız balık ve deniz ürünlerini tüketmelisiniz. İnsülin hassasiyetini iyileştiren ve adiponektin seviyesini azaltabilen balıktaki omega-3 yağ asitleri, kilo vermeyi kolaylaştırabilir. Adiponektin, beyaz yağ dokusunda saklanan bir proteindir ve bir obezite riski olan insülin direncine karşı bir koruma sağlar. Bütün bu bileşenler lipid metabolizmasını, glisemik kontrolü ve kilonuzu kontrol eden diğer süreçleri düzenler. Fakat bazı balıklar diğerlerine göre daha sağlıklıyken tüm balıklar da yenebilir değil. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, somon, sardalya, istiridye, beyaz etli balıklar, mezgit ve ringa gibi balıklardan haftada 2-3 kez yenmesini tavsiye ediyor. Bu balık türleri en az civa birikintisine sahip olanlar. Diğerleri, örneğin ton balığı, pisi balığı, sazan ve Atlantik'ten bazı dip balığı türleri de orta seviyede civaya sahip ve haftada birden fazla tüketilmesi önerilmiyor. Meksiko körfezinden köpek balığı, kral orkinos ve büyük gözlü ton balığı, içerdiği yüksek civa miktarı nedeniyle güvenli olmayabilir. Peki, sağlıklı yaşam için en iyi balık hangisi? Somon. Porsiyonundaki 28 gram protein ile somon tam bir besin deposudur. Sadece 200 kalori olan bir porsiyon somon, magnezyum, demir, potasyum ve vitamin B12 yönünden de zengindir. Bir porsiyon somon, ortalama bir insanın bir günlük B12 ihtiyacının %140'ını karşılayabilir. İnsan vücudundaki DNA sentezi, beyin fonksiyonlarının normal şekilde devam etmesi, nörolojik bozulmalarla ve kırmızı kan hücrelerinin yapımı için B12 vitaminine ihtiyaç vardır. Somon ayrıca 2,5 gram kalp dostu omega-3 yağ asitlerinin yanı sıra A, B1, B3 ve B5 vitamini de içerir. Potasyum yine balıktan alınabilecek en bol besinlerden biridir ve kan basıncını ve akışkanlığını düzenler. Somonu tütsüleyerek yemek de sağlıklıdır fakat dikkatli şekilde tüketilmelidir. Tütsülenmiş somon, içindeki yüksek sodyum nedeniyle tansiyonu yükseltebilir. Çok fazla tuz ise su kaybını tetikleyebilir. Bu, kilo kaybı için diyet yaparken isteyebileceğiniz en son şeylerden biridir. Tavsiye edilen porsiyon miktarına uyduğunuzda bir sorun çıkmayacaktır. Sağlıklı kalp için sardalya.
Sardalyalar diğer balıklardan daha fazla kalorilidir fakat aynı zamanda besin yönünden de çok zengindirler. Bir porsiyon konserve sardalya 191 kalori kadardır ve 22.7 gram protein ile 10.5 gram yağ içerir. Bu balığı özel kılan en önemli şeylerden birisi bünyesindeki yüksek miktardaki kalsiyum. Bir tanesi neredeyse günlük ihtiyacın 1/3'ünü karşılayabiliyor. Sardalya ile ilgili harika şeylerin tümü bu değil. Günlük B12 vitamini ihtiyacının %343'ünü karşılayan sardalya aynı zamanda yüksek miktarda D vitaminine sahip. D vitamini kalsiyum emilimini, immün sistem ile kemik büyümesini destekliyor. Atlantik uskumrusu. Bünyesindeki yağ nedeniyle uskumru balığı en sağlıklı balıklar arasında sayılmaktadır. Her bir porsiyonunda yaklaşık 15 gram yağ vardır ve bunun 1 gram kadarı omega-3 yağ asitlerinden oluşur. Aynı zamanda 20 gram kadar kaliteli protein içerirken yalnızca 223 kaloridir. Tıpkı diğer yağlı balıklar gibi uskumruda A vitamini, B12 vitamini, selenyum ve magnezyum yönünden oldukça zengindir. Selenyum antioksidan enzimlerinin formasyonu ve hücrelerin, ağır metallerle toksinlerin yıkıcı etkisinden korunması için anahtar role sahiptir. Bu mineral, kardiyovasküler sağlığı desteklerken immün sistemin güçlü kalmasını ve tiroid hormonunun metabolizmasını da korur. FDA tarafından, İspanyol uskumrusu ile ilgili bir uyarı yapılmıştır. Bu balığın civa seviyesi Atlantik uskumrusundan 9 kat, sardalyanın civa seviyesinden ise 4 kat daha fazladır. Light ton balığı sizi yalın tutar. Yağlı balıklar genellikle yüksek kalorilidir. Eğer diyetinize uygun bir opsiyon düşünüyorsanız, konserve ton balığı sizin için doğru seçim olabilir. Bir porsiyonu 100 kaloriden daha düşüktür ve 21 gram protein içerir. Demir, potasyum, çinko ve B12 vitamini içinde iyi bir kaynaktır. Light konserve ton balığı, konserve beyaz ton balığından 3 kat daha az civa seviyesine sahiptir. Bununla birlikte somon, sardalya ve diğer yağlı balıklardan daha az omega-3 yağ asitleri içerir. Bir porsiyonunda sadece 248 mg kalp dostu yağ asitlerinden içerirken, sardalyada bu miktar neredeyse 1 gramdır. Bunlar, ton balığının diğer balık türlerinden aşağıda olduğunu düşündürmesin. Tam aksine, bu balık tam olarak protein, D vitamini, K vitamini ve B vitaminlerinin bir deposudur. Proteinler sizi çok çabuk bir şekilde doyuracak ve yalın kütlenizi koruyacak, ayrıca metabolizmanızı hızlandırarak kilo kaybını kolaylaştıracak. Yeni içerikleri, videoları, podcastleri ve içerik formatlarımızı takip etmek, gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmak için bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Kemikleri güçlendirmek için ringa. Kemik sağlığınızı güçlü tutmak istiyorsanız daha fazla balık yemelisiniz. Bu yeterli miktarda kalsiyumu ve B12 vitaminini almanızla gerçekleşir. Ringa balığı, günlük kalsiyum ihtiyacınızın %5'ini ve önerilen günlük D vitamini gereksiniminizin ise %23'ünü karşılar. Güçlü kemikleri inşa etmek için vücudunuz besinlere ihtiyaç duyar ve kalsiyum ile D vitamini gerçek besinlerdir, takviye değil. Ringa balığını yemek için bir sebep daha mı arıyorsunuz? Ringa balığı gerçekten düşük kalorili ve yüksek proteinlidir. Her porsiyonu yalnızca 173 kaloridir ve yaklaşık 20 gram protein içerir. 10 gram yağın 2 gram kadarı, faydalı omega-3 yağ asitleridir. Dikkat çekici olan noktası ise önerilen günlük B12 vitamini ihtiyacımızın %465'ini karşılamasıdır. Ringa salatalarla iyi gider ve ekonomiktir. Antioksidanlar yönünden zengin bir balık, alabalık. Gökkuşağı alabalığı düşük karbonhidratlı ve düşük yağlı diyetler için ideal balıktır. Pişmiş bir alabalığın her porsiyonu yalnızca 140 kaloridir ve zengin aromalıdır. 6,5 gram yağ ve 20 gram kadar da protein içerir. Bu yağ miktarının içinde 850 mg'a yakın omega-3 yağ asidi vardır. Diğer balık türleriyle kıyasladığımızda, alabalık gözle görülür bir farkla daha yüksek A, E ve D vitamini içerir.
Bir porsiyonu günlük D vitamini ihtiyacımızın %80'ini ve E vitamini ihtiyacımızın %16'sını karşılar. Dahası, bu oksidatif strese karşı korur ve hücre yenilenmesini destekler, yüksek inflamasyonun yüksek antioksidan seviyesiyle savaşır. Sağlıklı atıştırmalık. Hamsi. Küçücük boyutlarına rağmen hamsiler protein, kalsiyum, demir ve B12 vitamini ile doludur. 5 hamsiden oluşan bir porsiyonu sadece 42 kaloridir ve yalnızca 2 gram yağ içerir ve 6 gram da protein içerir. Günlük selenyum ihtiyacımızın 1/4 birini sağlarken 400 mg omega 3 yağ asidi içerir. Bu küçük tuzlu su balıkları sağlıklı atıştırmalıklar yapmak için harika seçimdir. Cips, kraker ya da diğer atıştırmalıklar için uygun zemindir. Dikkat çekici şekilde, besinlerle doludur ve diğer atıştırmalıkların aksine daha az kalorilidir. Son bir şey daha söylemek gerekirse, patates cipsi ve kızartmalıklar gibi geleneksel atıştırmalıkların aksine trans yağ yerine sağlıklı yağlar içerirler. Porsiyon başına 700 mg'dan fazla sodyum içeren hamsiden fazla yemek kan basıncını yükseltebilir. Amerikan Kalp Derneği'ne göre normal bir insanın günlük 1500 ila 2300 mg arasında sodyum ihtiyacı vardır ve bir porsiyon hamsi 733 mg sodyum içeriği ile bu ihtiyacın yarısına yakınını karşılar. Protein için tilapya yiyin. Tilapya, somon ya da ton balığı kadar fazla protein içermez fakat düşük kalorilidir. Her porsiyonu yalnızca 111 kaloridir ve 22.8 gram protein içerirken 2.3 gram yağ içerir. Bunun 209 mg'ı sağlıklı omega 3 yağ asididir. Tıpkı alabalık gibi tilapya da düşük karbonhidratlı ve yağlı diyetler için doğru seçimdir. Tilapya, kolay yetiştirilebilen bir balık olduğundan, protein elde etmek için çok pahalı olmayan bir kaynaktır. Tilapyanın bir porsiyonunda günlük ihtiyacımız olan niyasinin %26'sı, B12 vitamininin %67'si ve selenyumun %86'sı vardır. Vitamin B3 olarak da bilinen niyasin, vücutta nikotinamid adenin dinikleotide çevrilir ve bu madde 400 enzimin bileşimine katılır. Enerji metabolizması, hücre fonksiyonları ve kan pıhtılaşması için B3 vitaminine ihtiyaç vardır. Pek çok insan kötü kolesterolü düşürmek için niyasin katkısı almaktadır fakat, tilapya doğal olarak yüksek miktarda niyasin içerdiği için sağlıklı yaşamı daha iyi destekler. denizdenbabamçıksa.com'daki yeni yazılara ve su ürünleri sektörünü yakından ilgilendiren içeriklere düzenli olarak ulaşmak için bizi Twitter'da takip edin. Trança, kilo vermeyi kolaylaştırır. Her bir porsiyonu 94 kalori olan trança balığı, birçok diyette kendine yer bulur. Yüksek miktarda protein, potasyum, magnezyum, D vitamini, niyasin ve B6 vitamini içerir. Biftekten, kanatlı etlerinden ve pek çok balıktan daha fazla protein sağlar. Her porsiyonunda yaklaşık 19 gram besin vardır. Daha önce de bahsedildiği gibi protein, diyet sırasında kilo vermeyi ve yalın kütleyi korumayı destekler. Aynı zamanda kas kütlesinin korunmasında ve onarılmasında, iştahın kontrol edilmesinde ve enerjinin üretilmesinde anahtar role sahiptir. Pasifik morinası, fosforca zengindir. Kemik sağlığı için yalnızca D vitamini ve kalsiyum almak yeterli değildir. Fosfor da bir o kadar önemlidir. Fosfor, kemik büyümesini ve gelişimini destekler, kemik bütünlüğünü ve kemiklerin kaybına karşı korur. Ayrıca protein sentezi, enerji metabolizması, kemik mineralizasyonu ve diğer biyolojik süreçler için de gereklidir. Pişmiş morinanın bir porsiyonu günlük olarak ihtiyaç duyulan fosforun %14'ünü karşılar. Somon ve diğer balıklar da bu mineral yönünden zengindir fakat aynı zamanda daha kalorilidirler. Bir porsiyon morina yalnızca 71 kaloridir ve 0.2 gram yağ içerir. Proteince de oldukça zengin olan bu balık 17 gram proteini bir porsiyonda sağlar. Birçok balık türü gibi morina da ızgara yapılabilir, fırınlanabilir ya da kızartılabilir. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış olmakla birlikte salatalarda biraz turşuyla ve yeşilliklerle servis edebilirsiniz. Ya da Ege usulü fırında baharatlarla pişirip salsa sosuyla ızgara yapabilirsiniz.